Abla, siz niye pavyonda şarkı söylüyorsunuz? Yavrum, başka bir teklifim vardı. Pavyon kültürü kadın bedeninin aşağılanmasıdır. Zaten bu düzende de kadınlar iki kere sömürülüyor. Benim kızım, pavyonda kürtün ne arası? Gerçi vardı benim bir iki tane öyle kürtülü müşterim de. Kulak asma. Ya yok teyzem, yani kültür derken ben pavyon ortamı demek istedim. Pavyon evden daha iyi. İşte kapkaşık yıkam yok. Doğru. Bütün ezilen kadınların kurtuluşu devrime bağlıdır. Yok kızım, yok. Biz devrimi de gördük. Cemal Gürsel Paşa yaptıydı. Benim o zaman bir tane genç böyle yakışıklı zabit müşterim var. Hasta bana, her gece geliyor. Bana dedi ki devrimden sonra siz de dedi sendikalı olabilirsiniz. Ben de gencim o zamanlar. Bir koşu gittim şeye. Neydi bizim Necibe'nin kocası? Şu Kavatökkeş mi yoksa? Değil ya. Reşat. Pezevenk Reşat. Allah karaha bari. Gencim salak gibi gittim ona dedim ki. Ya dedim biz sendikalı olabilirmişiz. O bana ne dedi beğenirsin? Ne dedi? Bir pavyona bir kahvaltı yeter, ikincisi kalın gelir dedi.